Ders kitaplarında metabolizma vücudumuzda yaşamın sürdürülebilmesi için gerçekleşen kimyasal tepkimeler dizisi olarak tarif edilir arkadaşlar. Oysa bu metabolizmaya dair oldukça genel bir tanımlama. Bense bu videoda bu genel tanımı böyle biraz daha açıklayıcı hale getirmeye, metabolizmanın gerçekte ne olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle bu şemaya şöyle bir ok daha ilave edeceğim ve bizden yani insanlardan örnek vererek diyeceğim ki, normal vücut sıcaklığımızı muhafaza etmek, üremek, büyüyüp gelişmek gibi hayattaki tüm temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz aslında sadece vücudumuzun dört temel biyomolekülden faydalanma becerisine bağlıdır. Kimi zaman makromolekül adıyla da anılan bu biyomolekülleri proteinler, yağlar karbonhidratlar ve DNA, RNA gibi nükleik asitler olarak sıralayabiliriz. Tüm bu biyomoleküller vücudumuzdaki hücrelerin içinde çok farklı kimyasal tepkimelere uğruyor ve biz de bu yaşamsal tepkimeler sayesinde hayatlarımızı sürdürebiliyoruz. Gördüğünüz gibi metabolizmanın o genel tanımını daha şimdiden özelleştirmeye başladık işte. Aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Metabolizma yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan çok önemli biyomolekülleri nasıl elde ettiğimizi inceler. Peki bu biyomolekülleri nasıl elde ediyoruz hakikaten? Herhalde bu soruya verilebilecek en kestirme cevap, yediğimiz besinler sayesinde olurdu. Fakat burada önemli bir nokta var. Bu besinlerin büyük çoğunluğu aslında bitkisel ve hayvansal gıdalar. Yani yaşayan organizmalar olarak onlarda da proteinler, yağlar, karbonhidratlar ve nükleik asitler mevcut. Ve bu biyomoleküller bünyemizin tercih edeceği tat ve biçimlerde olmak zorunda değil. Bu durumda ne yapıyor bünyemiz? İşte şunu yapıyor. Bu besinleri yiyoruz. Biraz kocaman bir kafa oldu bu çizdiğim ama idare edin. Evet, bu besinleri vücudumuzu alıyor ve onları sindirim dediğimiz sürecin sonunda minicik parçalara ayırıyoruz. Sindirim sistemimiz bu besinleri o kadar çok parçalıyor ki her bir minik parça bu moleküllerin bütünleyici parçası haline geliyor. Bütünleyici parça diyerek neyi kastediyorum diye mi soruyorsunuz? Proteinlerin en küçük yapı taşı amino asitlerdir, değil mi arkadaşlar? Ve vücudumuz aldığı farklı türdeki tüm proteinleri amino asit boyutuna varana dek parçalar. Üstelik aynı süreçler diğer biyomoleküller için de geçerlidir örneğin yağların en küçük yapı taşları yağ asitleridir ya da karbonhidratlar uzun şeker zincirlerinden oluşur en yaygın yapı taşlarından biri vücudumuzun çok sevdiği glikozdur evet bunu da yazayım çünkü adını sıkça anacağız ve son olarak nükleik asitler bunlar da nükleotitlerden oluşuyor bu noktada şöyle düşünüyor olabilirsiniz tamam vücudumuzun aldığımız gıdalardaki makromolekülleri olduğu gibi kullanamaması anlaşılır bir şey. Çünkü şu haliyle vücudumuzun ihtiyaç duyduğu düzene sahip değiller. Peki bu molekülleri parçalara ayırmak ne işe yarıyor? Doğrusu buradaki kilit nokta şu. Vücudumuzda sindirim sürecinde olduğu gibi mevcut molekülleri parçalamakla elde edilen malzemeden yeni yapılar oluşturmak arasında süre gelen çok hassas bir denge vardır aslında tüm bu yapı taşlarını ya da monomerleri, Lego parçaları gibi düşünebiliriz. Bunlarla vücudumuzun ihtiyaç duyduğu düzende yeni yapılar inşa ediyoruz. Yani tüm bu proteinleri, yağları, karbonhidratları ve nükleik asitleri kastediyorum. O halde metabolizmanın bu parçalama ve yeniden yapılandırma süreçleri arasındaki denge olduğunu söylemek yanlış olmaz. Aslında biyokimyada her iki sürecinde kendilerine ait adları var. Mesela vücudumuza aldığımız besinlerin moleküllere ayrılma sürecine katabolizma deniyor. Katabolizma. Yine benzer bir sözcük olan anabolizma da parçalanmış haldeki bu moleküllerle yeni yapılar inşa etme sürecine karşılık geliyor. Hatırlaması kolay olsun diye bu iki sözcüğün ilk harflerine birer karşılık buldum. Arkadaşlar K'ye kesme ya da kırpma diyebiliriz mesela. Böylece katabolizma süresince e, moleküllerin kesilip kırpılarak küçük parçalara ayrıldığı bir sahne gözümüzün önüne gelebilir. A'ya da arsa dersek üzerine bir bina inşa edildiğini düşünebiliriz, değil mi? Çünkü anabolizma bir yapı kurma, bir inşa süreci. Şimdi her şey iyi, güzel ama bu yapı ve yıkım arasında denge kurmanın beraberinde getirdiği bir sorun var. Moleküllerden bir şeyler inşa etmek, onları yeniden yapılandırmak ciddi miktarda enerji gerektiriyor. Buradaki yapım sözcüğünü daire içine alayım bakın. Hatta şöyle yıldızlı olsun. Videonun kalan kısmında ihtiyaç duyulan enerjinin nereden ve nasıl elde edildiği sorusunu cevaplamaya çalışalım. Evet, aldığımız besinlerle bu enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Peki ama nasıl? Şimdi size bir ülkenin para birimini sorar gibi hücrenin enerji birimini soracağım. Ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet, vücudumuzdaki hücrelerin enerji birimi ATP kısaltmasıyla bilinen bir molekül. Yani adenozin trifosfattır. Bu yüksek enerji molekülü kısmen parçalandığında ve bir fosfat grubunu kaybederek ADP'ye e, dönüştüğünde, yani ATP ADP oluyor. ADP'ye dönüştüğünde ne oluyor? Enerji açığa çıkıyor. Bu enerji çeşitli metabolik süreçlerde örneğin anabolizma gibi yapım süreçlerinde kullanılıyor. Ancak vücudumuzdaki bu süreçlerin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için ADP'nin tekrar ATP'ye dönüştürülmesi gerek. İşte besinler de bu noktada devreye giriyor. Hatırlayalım. Yediğimiz besinleri sindirim yoluyla parçalıyor ve bu yapı taşlarına dönüştürüyorduk. Öyle değil mi? Başta glikoz ve yağ asitleri olmak üzere bazı yapı taşları Hatta kimi zaman amino asitler vücudumuzda yakıt olarak da kullanılabiliyor. Tıpkı şöminede yanan odunların ısı enerjisi üretmesi gibi, vücudumuzdaki bu yakıtlar da daha ileri kademelerde parçalanacak enerjiye dönüştürülüyorlar. Elde edilen enerjinin bir kısmı ADP'nin ATP'ye dönüştürülmesinde kullanılıyor. Bu sayede döngü kesintiye uğramadan devam ediyor. Yakıtların bu şekilde parçalanarak kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi sürecine hücresel solunum diyoruz. Bunu da yazalım şuraya. Hücresel solunum. Hücresel solunumda kimyasal maddelerin daha da küçük parçalara ayrılması söz konusu olduğundan bu süreç aslında katabolik bir süreçtir. Yani katabolizma kategorisine girer. Bana kalırsa ATP ve ADP arasındaki bu döngüyü dikkate alarak katabolizmanın anabolizmaya deyim yerindeyse yakıt sağladığını söyleyebiliriz. Sonuçta ortada bir döngü var ve bu döngünün sekteye uğramadan devam etmesi gerekiyor. Yani bu iki zıt süreç de aslında birbirine muhtaç. Biri yokken diğerinin var olması da söz konusu olamaz. Tahmin edebileceğiniz gibi vücudumuzda gerçekleşen tüm bu faaliyetler çok sıkı bir denetim altında. Uğraşa didine yaptığımız bir şeyi bir yandan da bozmak istemeyiz öyle değil mi? İşte bu katabolizma ve anabolizma süreçleri genelde hormonlar sayesinde düzenlenip denetleniyor. Hatta şuraya da bir yazayım. Hormonlar bir regülasyon yani düzenleme mekanizmasının parçaları ve vücudun katabolik durumda mı yoksa anabolik durumda mı olacağını hormonlar söylüyor.